Toprak yarışa hazırlanıyor. Antrenman abi. Antrenman mı? Merhaba, sen tut gel. Gel şöyle tut, şöyle tut konuşalım. Buraya geldik, bir ilk işte yine hemen arabasını bindirmemiz lazım. Gazını almazsak beni rahat ettirir. Yaman'ın ülke direktörü Hakan Bey ile beraberiz. Merhaba Hakan Merhaba. Bey. Merhaba. Merhaba diyelim. Görüştük en sonunda. Vallahi öyle yani, o kadar uzun zaman girdik ya. Yağmurluğu bıraktım, ondan sonra görüşemedim. Yağmurluğu hala seni bekliyor Sakon. Hala seni bekliyor. Toprak yarışa hazırlanıyor. Antrenman abi. Yani bu YZ4. YZ. Güzel. Süper motoya çevirdik. Evet. Şimdi pistte biraz sonra göreceğiz toprağı. Tamam. Beraber seyredeceğiz. Evet, Seko'da Sakal kanalına yine hoş geldiniz. Şu anda Akyazı Kenan Safoğlu pistindeyiz. Burada Yamaha bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte yarışlar olacak. R25'lerin 54 tane R25'in Yamaha Motor Türkiye tarafından dağıtımı gerçekleşecek. Biliyorsunuz sınırlı sayıda geliyor Türkiye'ye ve sınırlı sayıda oluyor ve bununla ilgili Yamaha Motor Türkiye Instagram üzerinden, internet üzerinden bir duyuru yaptı ve dedi ki lütfen çekiliş yapacağız, buna katılın. Arzu edenler bu çekilişte motorlarına kavuşacaklar dendi ve R25, 54 tane R25 şu anda burada sahiplerini bulacak. Aynı zamanda etkinlikte de beraber olacağız. Demin arkada gördüğünüz gibi Razgratlıoğlu şu anda pistte ve biz de motorumuzun başında motorumuzla geldik. İsterseniz bir etkinliği hep beraber görelim. Hadi. Merhaba, sen tut gel. Gel şöyle tut, şöyle tut konuşalım. Beraber. Ağza sokma ama, ağza sokarsan konuşamayız. Anlat, Zeyn Sofoğlu'nu anlat biraz. Seni çekebilir miyiz, izin veriyor musun? Zeyn Sofoğlu'nu anlat. Evet, anlat bakalım ne yapıyor ama öyle hışır hışır yapar. Evet, konuş, bak, buraya, konuş buraya. Zeyn Sofoğlu neler yapıyor? Zeyn Sofoğlu neler yapıyor? Neler yapıyor, anlat. Sen karting'e biniyorsun, nasıl biniyorsun bana anlatır mısın? Flashboard yapabildin mi? Evet. Nasıl yaptın? Ayakta. Piste ne yaptın? Şuradan ısırılıyor mu bu? Şuradan ısırabiliyor muyum ben? Tamam hadi babayla röportaj yap. Hadi, hadi babaya soru soralım. Hadi bana sorular sorun. Adın ne de? Adın ne de? Sor. Benim adım Kenan Sofoğlu. Ben Zeyn Sofoğlu'nun babasıyım. Aa. Baba Sofoğlu. Babasın. Oğlu musun sen? Sen kimsin? Senin adın ne? Zeyn Sofoğlu. Bravo. Ben kimim? Sen babasın. Sen babasın. Ben babayım. Baba Şofoğlu. Sen Zeyn Şofoğlu, ben Baba Şofoğlu. Hayır. Babanı meşgul baba edip Şofoğlu. 2 dakika sohbet edeyim mi babayla? Hadi şimdi baba röportaj yapsın. Ver şimdi baba. Sonra röportaj sana yine yapsın. Geri vereceğim, tamam mı? Bekliyor musun burada? Bekliyorum. Şimdi Kenan Bey'in yanındayız. Kenan Bey'le aslında daha önceden şöyle bir birlikteliğimiz, sohbetimiz oldu. Biz fuardayken yanınıza gelmiştim sakallı motorcu olarak, evet. Sekudus sakal olarak ve sohbet etmiştik. Ben hemen sormak istiyorum. Burası nasıl gidiyor? Kısaca anlatır mısın Kenan Biz Bey? Biz burada Türkiye'deki özellikle Avrupa'da yarışan ve Avrupa'da tecrübesi olan sporcuları çalıştırıyorum ben burada. Şimdi evet. Hani burada çok talep oluyor. Niye işte herkes gelemiyor, gidemiyor? Burası dışarıya açık bir alan değil, sadece işte Kenan'ın Riders'ların antrenman alanı burası. Onlar da belli zaten. Türkiye'de şu anda Toprak, Can, Deniz, Bahattin ve Rodi bir tek burada antrenman yapıyor. Ama onun dışında ben eğer çok yetenekli birini evet. görürsem ya da işte gelecek vadeden birini görürsem zamanı gelince seni çağıracağım diyorum. Çünkü çok yetişen genç çocuklar var, çok yaşları ufak da. Yaş önemli mi burada Kenan Bey? Tabii 13-14 yaşından sonra ben burada alabiliyorum. Çünkü bir yandan ailenin ayrılıp benle durabilecek yaşa gelmesi gerekiyor. Hiç yoksa olsa benle bunu durabilecek yaşa gelmesi gerekiyor. O yüzden ufak çocuklar var çok yetenekli Türkiye'de. Onlara dedim ki 13-14 yaşından sonra
İşte gelirsiniz, burada sizi ben antrenman yaptırmam, o zamana kadar bir tecrübe kazanın. Çünkü ben amatörleri değil de daha çok profesyonel sporcuları çalışıyorum. Zeyn nasıl gidiyor, ben ona da sorayım o arada. Zeyn tabii benim kendi oğlum olduğu için benimle gündelik buraya gelirken beraber geliyor. İşte ben çocukları çalıştırırken diğer sporcuları o da izliyor. Ama çok kabiliyetli yani. İstekli, heyecanlı, evet, hevesi var. Hiç zorlamıyorsunuz, yani, o istiyor yani elinizden tabii, oluyor. Tabii biz buraya geldik bir ilk işte yine hemen arabasını bindirmemiz lazım. Gazını almazsak beni rahat ettirmiyor. Ben bir tane videoda çok ilgimi çekti. Önüne geçiyorsunuz durdurmaya, size fake edip tabii, yani devam ben, ettiği oldu. Yani ben bunu gördüm. Beni dinlemez durma konusunda. O kendi canı isteyince bırakın. Ama tabii burası güvenli bir yer. Yani yola çıkamıyor, her şey kapalı. Kapalı bir alan. Burada bugün bir deneme yapıyorsunuz herhalde toprak şu anda bir... Bugünkü organizasyon burada Türkiye'deki kadınları yarıştırdığımız bir kupa var. Dedik ki kadınları buraya davet edelim, burada bir antrenman yaptıralım kendi benim sporcularımla beraber. Aynı zamanda da toprak şampiyonu olduğu bir motor var. O motorun edition'ı yapıldı. R25 edition yapıldı. 54 tane satılıyor. Onların da burada bugün teslimat günü. O yüzden öyle iki organizasyonu bir araya getirdik. Çok kısa hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Bütün kullanıcılar adına neden teşekkür etmek istiyorum? TMP platformu Zafer Fatih Özsoy başkanlığında diğer arkadaşların çalışmasıyla çok güzel bir katil bariyer konusunda çalışmalarınız oldu ve meyvesini alır vaziyete geldik. Bu konuda da çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Motosiklet kullanıcıları adına. Böyle vesile oldunuz. Türkiye Motosiklet Platformu özellikle Zafer Bey ve ekibi ile beraber güzel adımlar atıldı. Özellikle son olarak Ulaştırma Altyapı Bakanımız bu işi ele attı, artık bu iş bizim borcumuzdur dedi ve hızlanmaya başladı bu konu. Yanı sıra bence özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da yaşayan motosikletçiler için Avrasya Tüneli'ni apartman açtırdı. Güzel şeyler yapılıyor. Şimdi hız limitleriyle alakalı bir çalışma var. Allah'ın izniyle ben bu motosiklet camiasından elimden geldiği kadarıyla kendi camiama destek olmaya sahip çıkmaya çalışıyorum. Harika, harika. Ya meyvelerini aldığımızı görüyorsunuz. Sağ olsun Kenan Bey sayesinde bu tür yarışçılar yurt dışında bizi tanıtır vaziyete geldiler. Bu konuda da ayrıca sağ olsun, çok teşekkürler. Bir de eğer konu içerisinde olur mu bilmiyorum ama içerisinde olur mu bilmiyorum ama bu güvenlik koruma aksesuarlar konusunda da bir çalışma, bu KDV'nin düşürülmesi konusunda bir şeyler yapılabilir mi? Ya bu talep sürekli geliyor, biz de bunu iletiyoruz ama o konuda bir indirim gelir gelmez yani. Hani ne yapılabilir, bir şeyler yapılabilir ya mi? Ya bunun başvurusunu biz talebini sürekli yapıyoruz ama bunun son takdir makamı biz değil, biz orada tabii arada ki, rica makamı oluyoruz. Bunu sürekli dile getiriyoruz ama henüz bir dönüş bu konuyla alakalı alamadık. Belki önümüzdeki aylarda indirimler yapılıyor. Bu dönemde belki böyle bir indirim de gelme ihtimali var. İnşallah umut ediyoruz. Biz bununla alakalı baskıyı yapıyoruz ama. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bizi misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zeyn. Zeyn, mikrofonu sonra istiyor musun? Konuşalım mı sonra? Hadi senle de konuşalım biraz. Sonra gideceğim ben, tamam mı? Ne? Serkan Kural benim adım. Sekodu sakal de buraya. Serkan Kural, sen? Bu. El. Bu. El. Bu. Bacak. Bu. Göbek. Bu. Gözlük. Bu. Burun. Bu. Burun. Güneş. Güneş. Aa, toprak geldi. Kıracağım mı toprağı? Her şeyi açık etmesen, her şeyi açıyorsun ya. Yapma böyle, utanıyorum ben. Hadi ben gideyim artık. Zeyn ver, gidecekler. Ben çekim yapayım. Teşekkür ederim. Öpeyim bir elinden, elinden bir öpeyim. Oh. Görüşürüz. Hey. Bileklik. Hoşça kal. Şu anda Metehan hocamla beraberiz. Metehan hocam nasılsın, iyisin ilk vallahi önce? İyi. Merhaba diyelim, görüştük en sonunda. Vallahi öyle yani, o kadar uzun zaman girdik ki araya. Yağmurluğu bıraktım, ondan sonra görüşemedim. Yağmurluğu hala seni bekliyor Serkan, hala seni bekliyor. Hocama bir yağmurluk vermiştim ya, bunu götüremeyeceğim hocam, sen de dursun mu? Evet. Aa yok öyle değil. Test aracını unuttum. Trisidin sonra... altında kalmıştı, neyse aldım. Öyle bir muhabbet var, evet. Böyle bir neşeli giriş yaptık hocam. Eyvallah. Şimdi buraya bugün geldik. Evet. Bana kısaca etkinliği bir anlatır mısın hocam? Ne yapacağız? Hatta şu anda ne olacak? Bana onu bir anlatırsan. Abi şu anda biraz
Kıbrıs'tan 3 sporcuyla beraber benim yarışçı kızlarım. Bunlar sürüş yapacaklar. Deniz, Bahattin ve Toprak. Evet. Dörder tane kadın. Toprak da var. Toprak da var. Dörder tane kadın sürücü bunların arkasına takılacaklar. Hem onları gözlemleyip hem onlara biraz farklı farklı teknikler gösterecekler. Belki kim geçer hocam? Bilmiyorum. Hepsi vallahi çok hepsi çok canavar gibi sporcular. Toprak hepsi izin öyle. Verir mi geçmelerine? Verir canım, verir. O centilmen adamdır, verir. Bir de geçiyormuş. Her şey olur bu hayatta, her şey olur. O zaman seyredelim. Şu anda Deniz Öncü ile beraberiz. Deniz Öncü'yü kendisinden bizzat dinleyelim. Ben buraya geldim, ilk girdim böyle baktım, ışık da var. Ya dedim Toprak ne kadar şey olmuş böyle, hani gençleşmiş iyice. Meğersem Deniz'miş. Deniz Öncü ile beraberiz. Nasılsın Deniz? İyidir, şükür. Sakarya'dayız bugün tekrardan. Evet. Bu pistin evladısın. Neler yapıyorsun, nasıl gidiyor? Anlatsana biraz. Kendimize bu pisti hazırlıyoruz. Aslında evet. Burası bizim evimiz gibi bir şey. Çünkü kesinlikle. Az çok her gün buraya geliyoruz. Burada antrenman yapıyoruz. Kendimizi burada geliştiriyoruz. Ve hani çok büyük bir unsur kendimizi geliştirmek için bu pist. Evet. Peki ne bekliyor seni? Neler yapıyorsun? Yani hazırlanıyor musun bir şeylere? Bize anlatsana. Tabii ki de. Sezonum şu anda yaz arasına girdi. 11 evet. Yarış bitirdim. 10 yarış daha var. Evet. Şimdi bir hafta kendi evimde geçirdim zaman. Çünkü... Biliyorsun birazcık kendi evinde olmak da evet, güzel oluyor. Evet. Şimdi ama tekrar geldim, bir ay burada tekrardan antrenmanlara başlayacağız. Kendimi hazırlayacağım yarışlara. Peki burada ilk aklıma geleni sorayım sana. Şunlar geçsin. Toprak. Geçtiler. O arada hemen yine soruyorum. Anne yemeklerini özlemiş miydin? Hayır. Niye? Bilmiyorum. Niye anne yemeği özlenmez mi ya? Bilmiyorum, daha hiç yemedim gittimleri. Hadi ya. Evet. Peki. Nasıl besleniyorsun? Neler yapıyorsun peki? Nasıl aslında hazırlanıyorsun yarışlara? Beslenme konusunda şöyle söyleyeyim. Evdeyken aslında neredeyse içemiyorum. Hı. Sadece yarış haftasında biraz daha yiyorum ki yarış enerjim olsun diye. Çünkü bildiğiniz gibi kategorimdeki öbür pilotların boyu kısa ve kiloları benden az olduğu için düzlükte daha hızlı gidiyorlar. Evet. Öyle kendimi tolere etmeye çalışıyorum. Kilomu alçak tutmaya çalışarak. Hedefin ne? Dünya şampiyonu olmak. Olacak mısın? İnşallah. Göreceğiz. Buradan bak sözünü alalım. Buradan da inşallah bunu da görmüş olacağız. Deniz buradan sözünü verdi. Beraber olacağız ve Deniz'le bu videoyu hatırlatıp bir daha bir çekim daha yapacağım inşallah. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Tamam. Görüşürüz. Seko'da sakal kullan takipçilerine bir şeyler demek ister misin? Takipte kalın. Takipte kalın. Takipte kalın yani. Peki. Teşekkür ediyorum kardeşim. Çok sağ ol. Hazır Yaman'ın etkinliğine gelmişken Hakan Bey'le görüşmek istedik. O da geri çevirmedi. Sağ olsun. Beraberiz şu anda. Yaman'ın ülke direktörü Hakan Bey'le beraberiz. Merhaba Hakan Merhaba, Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle sorayım. Sağ olun. Teşekkürler. Takipçilerim adına böyle bir konuşalım, muhabbet edelim istedik. Demin az önce konuştuk. Motosiklet sektöründe ne yazık ki sıkıntı var. Hani gelen motorlar. Bugün de hatta R25 ile ilgili 54 tane R25'i siz bir etkinlik düzenleyerek en sonunda bunu son kullanıcıya verme amaçlı iyi bir niyetle bunu yaptığınızı biliyorum. Ben de yakından takip ediyorum. Bu konuda son tüketiciye neler söylemek istersiniz? Neler yapılıyor? Ne oluyor? Sizden bir bilgi almak istiyoruz çünkü çok merak ediyorlar. Aslında tedarik sorunu otomobil sektöründe bir süredir yaşanıyordu. Biz onlarla beraber biz de yaşıyorduk ama otomobil daha revaçta olduğu için kamuoyu tarafından daha hissedilir. İşte bu çip krizi vesaire otomobilde daha çok telaffuz ediyordu. Ancak motosikletlere baktığınız zaman artık otomobildeki bütün elektronikler motorlarda da var. Evet. Yani klima hariç ki ben motosikletçinin kliması rüzgardır diyorum. Bir arabada olan bütün elektronik var. Kaydırmalı debriyaj, efendime söyleyeyim ABS, ESP, kör nokta sistemleri, kruz kontroller, elci kısıtma, seri ısıtma her şey var. Şimdi her bir elektronik özellik ki artık müşteri bunları talep ediyor. Beraberinde bunu çalıştıracak bir ünite gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla bu da işte o çip dediğimiz meşhur çip krizini oluşturan temel nedenlerden bir tanesi. Bu biz zaten vardı yani pandemi öncesinde zaten vardı. Bu yeni bir şey bunu değil. Bunu herkesin bildiği bir şey zaten. Şimdi bunun evet. Üstüne
2020 yılında pandemiyle beraber gelen işte özellikle uzak doğudaki fabrikaların kapanması sonucu Avrupa'daki fabrikalar olan ham madde tedariğinde çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı Covid nedeniyle. Onun nezdinde hadi orada biraz toparlıyoruz falan derken bu sefer işte bu Ukrayna Savaşı işin içerisine girdi. Yine Asya'dan Avrupa bölgesine gelecek olan ham maddede yine hava yolundan kaynaklı, hava yolundaki gecikmelerden. Çünkü normalde Asya'dan kalkan bu uçak Ukrayna Rusya üstünden dolaşıp dünyanın o jiroskopik şeyinden faydalandığı evet. için daha az yakıt yakıyor, daha kısa sürede geliyor. Şimdi o hava sahası şeye kapalı olduğu için hava trafiğine savaştan dolayı bu sefer kargo uçakları daha düz ya da aşağıdan dolanmaları gerekiyor. Bu sefer aynı yükü taşıyamıyorlar. Eğer onu yaparlarsa yakıt ikmali almaları gerekiyor. Bu da daha çok lojistik maliyetini daha çok artırıyor. Daha çok yakıt yakıyorlar. Mecbur uçağın içerisindeki konteynerin hacmi daralıyor. Tek seferde uçağın adette azalmaya neden oluyor. Akışa bir şekilde bir de o uçak sadece motosiklet ve araba yönelik parça taşımıyor. Başka şeyler de taşıyor. Evet. Şimdi talep 2020'den bu yana acayip arttı. Yani sadece motosiklet özelinde değil. Yaklaşık 2 sene boyunca hiçbir marka tam zamanlı olarak yani her fabrikasını çalıştıramadı. Şimdi yavaş yavaş fabrikalar ufak ufak toparlanmaya başladı. Üretimler Covid etkisiyle çalışma kapasiteleri %100'e ulaşmaya başladı ama bu sefer tabii alt yüklenicilerden gelen o ham madde, komponent tedariği talebin gerisinde. Çünkü yaklaşık 2 senedir oluşmuş bir açlık var. Çip krizinin üstüne. Bu şeyin daralması yani kapanması gerekiyor. Bu açılmış kademeli olan bir şey. Evet, evet, aynen öyle. Kademeli şu an daraldı, sıktı. Bütün tedarik sıkıldı. Talep hep geri kaldı. Şöyle düşünün. 20 21 22 model araç, araba veya motosikletiniz varsa şanslısınız. Şu an 19 18 17 model bir ürünleri olan insanlar 20 21 22 almak istiyorlar. Dolayısıyla oradaki talebe yetişebiliyor markalar, üreticiler. Evet. Dolayısıyla o talebe yetişmek bir zaman alacak. Ben hep şey diyorum. Üretimi durdurmak şalteri indirmek çok basit ama şalteri kaldırdığınızda, fabrikayı harekete geçirdiğinizde o hızla harekete geçmiyor maalesef. Evet. Yani kola makinesi gibi parayı takayım aşağıdan kola gelsin gibi olmuyor maalesef. Çünkü bütün alt tedarik sisteminiz her şey duruyor. Evet. Onun toparlanması bir süreç. Bunun için de zamana ihtiyacınız var. Eğer dünyanın başına başka bir badire gelmezse, hani her şey yeniden işte bugün en kötü günümüzse öyle diyeyim. O şartla söylüyorum. Her yıl tedarikte bütün markalar üzerinde bir tık bu 3 senelik gecikmeyi 6 ayda toparlayamayız. Bir senede 19'a dönemeyiz yani mümkün değil. Ama kademeli bir şekilde ben döneceğimize inanıyorum. Çok sağ olun. Ben özellikle bunu çok sormak istedim. Son kullanıcı çünkü bir post paylaşıyoruz. Hani ben bazen test motorlarını alıyorum veya bir reklam şey olarak Yamaha ile paylaşmam gereken bir görsel oluyor. Hemen altına gelen yorum. Motor var mı ki? Yani bu yüzden biz de biraz sıkıntıda olduğumuz için size sorma geliyor. Kesinlikle çok iyi anlıyorum. Biz de aynı durumdan muzdaribiz. Çünkü müşterimizi de biz de memnun etmek istiyoruz. Evet. Biz de müşterimize ürünümüzü ulaştırmak istiyoruz. Yani neden istemeyelim bunu değil tabii mi? Yani yıllardır zaten tabii bunu böyle yapıyorduk. Ya çok, inandığımız bir marka olduğu için Yamaha, evet. Siz de başında olduğunuz için. İçiniz şey olsun, rahat olsun. Yani hiçbir şekilde bizim kurum olarak, merkez ofisi olarak bakışımıza değişen bir şey yok. Ama piyasa tabii kendi içerisinde alıcı satıcı işte fiyatlar evet. görüyorsunuz. O da ayrı al satçılar şunlar. Bunlar biraz piyasa bulanıyor ama bu bizim kesinlikle istediğimiz, arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz bir senaryo değil. Tedarik akışının azlığından ve talebin az önce anlattığım şekilde yüksekliğinden kaynaklı bir serbest piyasa ekonomisinin getirdiği bir şey. Bir de -60 reel faizin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar kendini korumak için ev alıyorlar, araba alıyorlar, motosiklet alıyorlar. Tabii bu böyle bir ortamı yaratıyor. Bunu biz tek başına Yamaha Motor Türkiye olarak yaratmadığımız gibi tek başımıza da düzeltebileceğimiz bir şey değil bu yani. Kesinlikle. Bize vakit ayırıp bunu anlattığınız rica için edin, fırsat verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Başka etkinliklerde de görüşeceğiz miyiz? Tabii ki. Her zaman. Her zaman sizi göreceğiz. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Gün bitti. Kapanışı tabii ki Derhan'la yapmak istedim. Neden? Çünkü o da bugün çekimler yaptı. Onun da fikirlerini alacağım. Ne gördü, ne etti? Değerlendirmeyi beraber yapalım istedim. Derhan nasıl geçti sence? Güzel bir etkinlik oldu. Sürekli olsa sürekli geliriz diyen bir sürü insan vardı. Değil mi? Çünkü İstanbul'un böyle azıcık dışına ulaşılabilir. Bir de böyle kapalı güzel bir etkinlik olunca çayı kahvesi. Temiz de oldu böyle. Temiz oldu. Son iki etkinlik Yamaha'nın gerçekten çok böyle başarılı geçiyor. Akyazı'da Kenan Sofoğlu'nun pistinde yapıldı. Toprağın çok güzel. Toprağın motorlarını
Evet. Şey yaptık, hani 54'leri teslim ettik sahiplerine. Aynen. Güzel oldu. Onlar da zaten 3 kişi gelmiş galiba. Buradan hatta teslim alıp gidecek arkadaşlar var. Biniyor gidiyorlar da değil mi? Giden de var. Alan, teslim alan da olacak serviste. Uzun güzel yolda oldu. Rodaj yaparak belki İstanbul'da oturuyorsa öyle yapacaktır. Güzel. Dikkatini çeken bir şey var mıydı? Vallahi yani güzel olması. Sıkıntı olmadığında dikkatini hiçbir şey çekmiyor ya insan. Yani evet evet. Her şey yerinde gidince güzel bir etkinlik olmaya gidiyorsun. Bir yerde bir sıkıntı olsa o zaman dikkatini. Kızların yarışını seyrettin. Gördüm. Çok yani başarılılar çok ya. Çok yetenekli insanlar var. Hele İlayda var ya. Çok 10 numara. Var. Bir de pembe bir motorla yarışan bir kız arkadaş vardı. Bildiğim kadarıyla burada kuryeymiş. Öyle mi? Çok iyi kullandığını görüp demişler ki yarışır mısın? Olur olmaz derken almışlar pisti. İkinci, üçüncü günden performansı yine Adapazarı'ndan dikkat ettim. Buradan aynen. Niye? Suyunda mı bir şey vardı? Olabilir bilmiyorum yani. Yarışçılarda havasından suyunda. Biz de bu arada dikkat edersen şeye benzedik. Bein Sports'ta maç sonrası röportajları. Beraber güzel olay bu. Yani ben tek başıma değerlendirirken tabii ki değerlendirme böyle farklı şey oluyor ama iki kişi olunca görmediklerimizi birbirimize söylemiş oluyoruz. Bu arada bir sürprizim var gibi geliyor. Konuştuk. Var daha sonra onu. Sonra mı söyleyeceğiz? Dara'nın sürprizini bekliyoruz. Ben de çok heyecanla bekliyorum. Bir şeyler böyle konuştuk ettik. İnşallah güzel bir şey olacak. Beraber de bir şeyler yapacağız belki. Aynen. Seve seve. Seninle olan her türlü her platformda varım kardeşim. Eyvallah. Bugün için beraberlik için teşekkür ederim. Ne kapanış demek için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz bir yine. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Görüşeceğiz zaten öyle gözüküyor.